Kimin parmak izi bu? Tespit edin. Muhasebeye uğrasın. Nelerle uğraşıyorum Alev, görüyor musun? Nelerle uğraşıyorum? Görüyorum, görüyorum. Şu damalı eşek de canımı sıktı. Hayır yani bir iki ışın saçıyor. Öyle sağa sola uçuyor diye kendini bir şey sanıyor. Sence onu biraz küçümsemiyormuş. Yani adam şu anda yaşayan bir efsane. Sen kimin tarafındasın Allah aşkına? Bu ne ilgi böyle? Ay aşk olsun senin ya. Ya aşk olsun. Yani bunca yıldır hep patronumsun, hem arkadaşımsın. Tabii ki senin tarafındayım. O zaman söyle bakalım. Bu herifin en zayıf noktası ne? Bilmem. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Ölümsüz sanılan Aşil bile sol topuğundan vuruldu mu ölür. Sen akıllı kadınsın. Annesi, babası, sevdiği biri. Yok mu bir şey? Zeynep. Nasıl yani? Zeynep ha? Sen çocukluk aşkı dememiş miydin? Ya kaç yaşında bu adam? Hala Zeynep'e mi ilgi duyuyor? Ya ona nasıl baktığını görsen böyle demezsin işte. Öyle mi? Kıçına kene yapışmış gibi ne bağırıp duruyor? Abi Zeynep öğretmeni kaçırdılar. Kim kaçırdı? 34 plakalı bir araç. Ne oldu Musi? Oğlum! Barınca haber ver oğlum! Selametle oğlum! Vardın mı oğlum? Bir dakika. Kayısı parçası. Giremezsiniz. Nerede lan o? Kim? Oyun oynama lan. Zeynep nerede? Otur biraz konuşalım. Zeynep güvende. Aa, ürkütme beni. Bak son kez soruyorum. Zeynep nerede? Ne oldu? Kükremiyorsun artık. He? Ulan salak mısın sen? Sen çok film seyretmişsin. Bir kere daha soruyorum. Zeynep nerede? Ekbercim. İstanbul'a doğru getiriyor adamlarım. Arabada yani. Ondan ne istedin lan? He? Ben sana paranı getireceğim dedim. Hani senin arkadaşındı? Her şey para değil Ekbercim. Güç, iktidar, saygınlık. En önemlisi erdemdir. Gerisi boş. Ne istersen yapacağım. Yeter ki Zeynep'i bırak. Tamam. Anlaştık. Bırakın kızı. Peki efendim. Bırak lan kızı. Pis. Bir kızı tutamadın lan. Kolaysa sen tutsaydın. Başak gibi telef etti beni.
Alo? Zeynep? Ekber? Ben şimdi Semih'in yanındayım. Bizim bir işimiz vardı. Onu halledip döneceğim. Tamam ama lütfen çok dikkatli ol. Semih çok tehlikeli biri. Bana bile bunları yapan kim bilir başkalarına neler yapar. Sonunu düşünen kahraman olamaz Zeynep. Yayındayız. Sıradaki haberimiz Aydın'dan. Annesini kaybeden minik kedi kendisine anne olarak bir köpeği seçti. Bu köpek de... Gördün mü nasıl kıvırdı? Tüm imajımızı düzeltecek bu herif. Efendim bu adamı verimli kullandığınızdan emin misiniz? Elimizde gözlerinden ışın çıkaran, ışık hızına yakın hızda uçan, nefesiyle kasırgalar yaratan dünyanın en güçlü adamı var. Siz ona haber sunduruyorsunuz. Olur olur. Bal gibi olur. Şimdi haberimizi izliyoruz. Kestik. Bu mu lan haber? Nasıl? Maymunluğum hoşuna gidiyor mu? Ya Ekber lütfen böyle söyleme. Bak zaten vicdan azabı çekiyorum. Zeynep'i o herife sen söyledin değil mi? Nasıl reva gördün buna en yakın arkadaşına? E tamam, boş bulundum. Bak Semih Zeynep'ten hoşlanıyordu. Ama bu kadar ileri gideceğini düşünemedim. Hem bunu telafi etmenin bir yolu olmalı değil mi? Aslında var. Ne? Eğer samimiysen tabii. Samimiyim ya. Evet, ne istiyorsa onu yapacağım, söz. Deniz Semih'in ofisine ilk götürdüğün gün var ya. Evet. Sevgili izleyiciler. Her ne kadar bu işte yeniysem de iyi bir haberin kokusunu çok uzaklardan alırım. Gerçi ben her kokuyu alırım. Ama bu haber çok ilginizi çekecek. Ne diyor bu ya? Sakın kesmeyin. Haberin kaseti burada. Yayınlarsınız. Peki Alev Hanım ama umarım Semih Bey'in bundan haberi vardır. Sence Semih Bey'in haberi olmasa ben böyle bir şey yapabilir miyim? Ben doğru haklısınız. Yapamazsınız. Hadi 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 hadi. Epey merak ettirdiğimin farkındayım. Ama sonunda kasetimiz yayına hazır. Birlikte izliyoruz. İşte Süper Türk'ün ortaya çıkarttığı o şok görüntüler. Kanalımızın patronu Semih Cansöken'le uyuşturucu baronu Kıyma lakaplı İsmail Onur'un ortaklığı bugüne kadar ibaretti. Bu fotoğraflar ikisinin ilişkisini gözler önüne seriyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne haltlar karıştırmışlar. Ay çok şekerler değil mi? Yürüyün ben sizi. Yani... Beni düğüne davet etmediğinize inanamıyorum. Kendi televizyonda bunları yayınlamanız fazla cesurca değil mi? Bu konuda ne diyeceksiniz? Vallahi benim için en önemli şey erdemdir. Kimin patron olduğunun o kadar önemi yok. Helal olsun sana be! Yürü be! Ekber! Ekber! Arslan oğlum! Tekrar haber sunmayı düşünüyor musunuz? Sanmıyorum. Ben evime döneceğim. Halka vereceğiniz bir mesajınız var mı? Nerede doğduğun o kadar önemli değil. Ben bu ülkede doğmadım. Ama kendimi Türk hissediyorum. Ben bir Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kimdir arkadaşı be? Kahramanım benim. Aslan oğlum. Bir poz olabilir miyiz acaba? Tabii. Babasının oğlu. Anasının oğlu. ben bakarım.
Ekber! Ah, Ekber! Oğlum! Gel! Baba! Ah canım oğlum! Aslan oğlum benim!